Merhabalar sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle Aralık ayının son iki haftasına niyet hem kahve hem de tarot açılımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sizlerden istediğim şöyle güzel niyetlerinizi keskin bir şekilde kulağınızın duyabileceği bir şekilde bir kere dahi olsa söylemeniz arkadaşlar bunun çok faydasını göreceksiniz ve özellikle zaten söylüyorum gün içinde de böyle aklınıza geldikçe niyetinizi keskin bir şekilde dillendirmeniz sizler için çok çok faydalı olacaktır. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar şimdiden tıklayıp abone olup takip edebilirsiniz. Oralarda da farklı farklı içeriklerle sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz. Ve bundan ziyade bireysel açılım yapıp yapmadığımı soran arkadaşlar. Evet, yapıyorum ve özellikle şunu söyleyeyim. Buradaki benim kendi iletişim bilgim arkadaşlar. Buradaki iletişim bilgisinden bana WhatsApp'tan adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz. Aramalara bakma şansım olmaz ama WhatsApp'tan sizinle iletişime geçiyorum bilginiz olsun. Ve bu şekilde randevunuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bilgimi verdiğime göre sizler için hemen fincanınıza bakmak istiyorum. Lütfen açılımdaki pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin. Şöyle bir bakalım. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ben de bir bakmak istedim. Hmm, evet. Bakın arkadaşlar bir çaydanlık sembolü var aslında. Ben direkt başlamak istiyorum şu anda. Bakın yani buradaki aslında çaydanlık hani demlenmiş bir çaydanlık ve fokurdamaya başlamış. Siz bir şeyleri sabretmiş, sabretmiş ve artık sanki böyle tamam zamanı geldi, patlamaya hazır bir vaziyette görünüyorsunuz. Her kime sustuysanız ya da sabrettiyseniz artık böyle konuşmak için zamanınızın geldiğini yani bir şeylerle e, alakalı konuşmanın zamanı geldiğini de gösteriyor. Bakın e, resmen birisi sizin hata yapmanızı bekliyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Hata yanlış ya da kendinizi küçük düşürecek bir şey yapmanızı bekliyor ve direkt anında hamlesini yapıp sizi yerle bir etmek için uğraşacak arkadaşlar. O yüzden şöyle bir dikkat edin e, etrafınızdaki insanlarda biraz e, tuhaflık göreceksiniz. Çünkü burada zaten sizin açınızı bekleyen arkadaşlar var. İki yüzlü bir insan daha var ama e, bu insan size bir iyi davranıyor bir kötü davranıyor arkadaşlar. O yüzden de e, kesinlikle bu dönemde etrafınızdaki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada bir maddiyatın gelmesi durumunu gösteriyor. Ama iki parça halinde geleceğini söyleyebilirim. Ve e, birinci parçadan sonra değil de ikinci parçadan sonra bir rahatlama olacağını gösteriyor. Bakın e, birisini Hayatınızdan temelli bir şekilde çıkarabilirsiniz ve hatta artık bu kişiyle uğraşmaktan ya da bu kişiye çok fazla emek vermekten kendiniz de yorulmuşsunuz. O yüzden zaten senin hayatından çıkışın benim için bir rahatlık der gibi de görünüyorsunuz. Bakın birisiyle çok güzel muhabbet, böyle koyu bir muhabbet. Yani eğlenebileceğiniz, güzel zaman geçireceğiniz bir muhabbet durumunu gösteriyor. Hatta burada gülmeler de var arkadaşlar, kahkaha atmak gibi düşünebilirsiniz. Yani baya bir mutlu bir zamandan da geçeceksiniz aynı zamanda. Şuradaki fareyi zaten yani böyle. Çok çetrefilli insanlar var etrafınızda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İkidir önüme çıkıyor. O yüzden de daha fazla değinmek istiyorum bu konuya. Yanınızda iki yüzlü olan insanlar var. Sizin hayatınızı karıştırmak için zaman kollayan ya da size bir böyle ayağınıza çelme takmak isteyen birileri var etrafınızda ve bu konuda gözünüz çok fazla kapalı. Yani insanlara sürekli iyi halinizle yaklaşıyorsunuz. Bence artık biraz da insanlar sizin şu e, hani gatlar demeyeceğim ama bir nebze olsun sert tarafınızı görmeleri gerekiyor. Çünkü siz bu şekilde sürekli hayatınıza birilerini karıştırırsanız ki bu farenin buradaki e, sembolü gerçekten hayatınızı birilerinin yönlendirmesine ya da hayatınıza birilerinin karıştırmasına izin veriyorsunuz ve bunlar da zaten böyle kendi hayatları yokmuş gibi hep birilerinin hayatını karıştırmak için uğraşıyorlar. Yani bu konuda kesinlikle etrafınızdaki insanlara lütfen dikkat edin. Aslında çok temiz sularda yüzüyorsunuz. bakın bu dönemde yani birtakım korkularda yaşayabilirsiniz ama açıkçası temiz, aydınlık bir dönemin sizleri bulması gibi bir durumu gösteriyor. Çünkü artık emek vermenin çaba göstermenin karşılığını alacağınızı söyleyebilirim yani burada e, gerçekten güzel bir zamanlama sizin etrafınızdaki insanları şöyle bir ayıklamanız ya da kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi ayırt etmeniz gerektiğini söyleyebilirim bakın hayırlı bir iş için göz aydınlığınız görünüyor e, burada evet kadersel bir şeyler var hayırlı bir iş durumlarınız var yolunuz bu hattınız açık olsun diyorum arkadaşlar. Ve bu haftalarda Aralık ayının son iki haftasında böyle sazlı sözlü eğlenceli ortamlara girebilirsiniz arkadaşlar. Burada aslında hep sizi mutlu gösteriyor. Çünkü biraz daha kafanızı dağıtmaya ihtiyacınız var. Ve bu gideceğiniz ortamlarda yapacağınız konuşmalarda da aslında biraz daha bir nebze olsun sıkıntılarınızdan Uzaklaşma durumları var. Ya sanki belinizi böyle bükmüş bir şekilde belinizi tutuyorsunuz arkadaşlar. Bel ağrılarına dikkat. Ağır kaldırmayın. Bir müddet böyle bir takım rahatsızlıklar olmasın. Belinizi tutar bir vaziyette görünüyorsunuz. O yüzden dikkat diyorum. Bakın hareketli bir zamandasınız. Asla da yerinizde durmuyorsunuz. Sürekli bir koşturmaca, belki iş hayatınız vardır bununla alakalı. Ama e, ben artık böyle e, karşınızdaki insanlar, burada sevdiğiniz insan da olabilir. E, şüphe duyduğunuz şeyler var arkadaşlar. Ve bu şüphelerinizi destekleyen altıncı bir hissiniz var. Hissiyatlarınıza bu dönemde biraz daha fazla güvenmenizde fayda görüyorum. Çünkü sevdiğiniz insana karşı bile diyorum ya bir şüphe duyabilirsiniz arkadaş da olabilir bu aile de olabilir ya sizin e, bu dönemde işkillendiğiniz her neyse o konuda arkadaşlar şüphelerinizde haklı çıkmak gibi bir takım durumlar görünüyor o yüzden zaten daha fazla işte o altıncı hissiniz dediğim hissiyatınıza daha fazla güvenmeniz gerektiğini de gösteriyor. Şurada bir anahtar var. Bunu da söylemek istiyorum ama o anahtarın önünde bir göz var arkadaşlar. Bir anahtar olayınız olabilir. Ee, yani evde, arabayla, dükkanda gibi durumlarınız olabilir. Alım satım olabilir. Ama burada daha çok alım gibi görünüyor. Bunun önünde de arkadaşlar bir göz var. Bilmiyorum ki ne kadar ne derece görünür. Yani şuradaki göz arkadaşlar... E, şurada aslında ama Şimdi şöyle söyleyeyim, buradaki göz birinin aslında sizin malınızda, mülkünüzde, evinizde, arabanızda aslında gözü olduğunu da gösterir. Yani burada birilerinden belki destek alıyorum diye köstek olan insanlar sizin hayatınızda olabilir. Onlara kesinlikle dikkat edin. İşte iyi gibi görünüyorlar ama gözleri var. Yani malınız, mülkünüzde illa eviniz, arabanız var demiyorum. İşte en şey, en küçük bir şeyiniz dahi olsa. Onda gözü olan birilerini gösteriyor. Yani bir imrenerek bakma, bir nazar değdirme durumları da var. O yüzden kendinizi korumanız için kesinlikle bir takım çalışmalar yapın arkadaşlar. Ee, bu gözler önünüze engel olsun istemiyorum. O yüzden de bu kadar çok söyledim. Şöyle hemen sizlerin niyetine hemen tabağınıza da bir bakmak istedim. Evet. Şöyle fincanınızı sizlere bir tabağınızı göstermek istedim. Evet arkadaşlar buradaki enerjiniz o kadar yüksek olacak ki yani aydınlık da bir dönem ama pencerenin başında birini bekler vaziyette görünüyorsunuz. Yani burada sevdiğiniz bir insan da olabilir bir haber beklemek gibi durumunuz da olabilir arkadaşlar ama gelecek olan haberin de aydınlık olması gibi bir takım durumlar var ve çok fazla zamanınız kalmamış. Artık o haber, beklediğiniz haber her neyse bunun gelmesi durumu var. Ve size şunu söyleyeyim. Hesapta olmayan bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hiç düşünmediğiniz bir zamanda yakın da olsa bir yerlere gidip gelmek gibi durumunuz var. Bu dönemde çok da büyük konuşmayın. Bak eleştirdiğiniz şeylerin başınıza gelmesi gibi bir takım durumları gösteriyor. Şunu yapmam, buraya gitmem, şununla konuşmam gibi şeyler söylemeyin arkadaşlar. Çünkü böyle her ne konuda söylediyseniz onun sizin başınıza gelmek gibi durumu var. Bakın hane içinde kalabalıklar var. Misafirler gelebilir. Yani buradaki misafire de tabii ki de dikkat etmenizi istiyorum. Ama nasiple gelecek birisi de var. Ayağı temiz olan nasipli gelecek birisini de gösteriyor açıkçası. Bakın birisinin derdini kendi derdiniz gibi görüp de onu çözmeye çalışmak gibi bir durum var arkadaşlar. Yani çok fazla sahiplenicisiniz. anaçlık gibi durumlarınız var. Yani e, Erkek de olabilir buradaki anaçlıktan kastım asla bayan değil onu söyleyeyim. Erkek dahi olsanız böyle koruyup kollama sahiplenme gibi bir takım duygularınız var. Ve bunlara e, herkese karşı size yakın olan herkese karşı gösterdiğinizde gösteriyor. Ve şuradaki yaptığınız iyilikler arkadaşlar bir iyilik yaptıysanız. 5 iyilik olarak karşılığını göreceğinizi de gösteriyor. O yüzden iyilik yapmaya devam edin. İşte bu sıkıntıların çözümü de bunun peşine geliyor zaten. Bu da çok güzel çıktı. Bir de şunu söyleyeceğim. İlişki olarak arkadaşlar iki tarafın da yani birbirini anlamadıklarını gösteriyor. Burada ilişkide birbirinden uzaklaşma, sevgide bir dengesizlik durumları var. Buraya dikkat edin. İlişkinize daha fazla özen göstermeniz gerekiyorsa gösterin arkadaşlar dağılma durumuna girmesin. Şuradaki nasibi de söylemek istiyorum açıkçası. Evet bakın buradaki nasip sizlere gelecek ama yavaş gelecek. Biraz kaplumbağa hızında görünüyor. Sadece gelen nasip bütün hayatınızı değiştirebilecek şekilde bir nasip olduğunu. Yani yönünüzü bulmadıysanız, hedef belirlemediyseniz bu nasiple beraber yönünüzü bulabileceğiniz, hatta doğru yola girebileceğiniz de aslında gösteriyor. Yani burada bir iş kapısı olarak da ben bunu söyleyebilirim. Hani iş arayan arkadaşların da evet bu dönemde yeni bir iş başlangıcı yapmak gibi durumları var. Evet şöyle bir tekrardan bakmak istiyorum. Evet yay burçları ben şöyle çok fazla bekletmeden sizler için Tarot açılımına geçmek istedim ve sizlerden istediğim arkadaşlar tekrardan söyleyelim. Lütfen şöyle güzel niyetlerinizi kulağınızın duyabileceği bir ses tonuyla tekrardan söylerseniz sizler için çok çok iyi olacak. Kartları beraber seçiyoruz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için söylemiş olalım. Öyle sizlere göstereceğim. Ve sizler için ilk kartımla hemen başlamak istiyorum. Bu arada aklıma gelmişken şunu da sizlere bilgilendirmek için tekrardan söyleyelim. Ben de bu arada diğer kartlarımı seçmiş olurum. Arkadaşlar normalde bireysel danışmanlıklarımda verdiğim 3 aylık bakımlarım oluyordu. Bilen arkadaşlar için söylemek istiyorum. Bilmeyenler de bu şekilde öğrenebilir. E, bu platformda da e, 3 aylık bakımlarımı paylaşmamı istemişsiniz. Evet e, yani imkan oldukça yapmaya dikkat edeceğim. Ve özellikle şunu söyleyeyim. E, Ocak ayının başı itibariyle e, 3 aylık bakımlarımı da sizlerle bütün burçlara 12 burca ayrı ayrı videolarda mümkün olduğunca elimden geldiğince en kısa sürede paylaşmaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Beklediğinizi biliyorum. Tabii ki de bundan ziyade e, normal bir şekilde aylık olarak açılımlarımı, günlük olarak paylaşımlarımı ve tabii ki de aşk ve ilişki ve maddi durum açılımlarımı da yapmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun ve ben her zaman şunu söyledim tekrardan da söylemek istiyorum sizlerin doğrultusunda sizlerin isteklerine önem vererek videolarımı hazırladığımı biliyorsunuz arkadaşlar kesinlikle hani benden istediğiniz ya da şu açılımı da yapar mısın diye söyleyeceğiniz bir şeyler varsa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar yani yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Siz yazın. Zaten ben her türlü sizinle iletişime geçerim. Yorumlarınızda bizzat ben okuyup değerlendiriyorum. Söyledikleriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. İstekleriniz benim için çok kıymetli. Bunu da tekrardan buradan söylemiş olalım. Evet ermiş kartımız geldiğine göre arkadaşlar burada biraz bir takım durumlar var bilinmezlikler var arkadaşlar. Bu bilinmezliklerin artık ortaya çıkması gibi bir durum görünüyor. Yıldızınız elinizde enerjinizin yükselmesi gibi bir takım durumlar var ama etrafınızdaki bazı insanlar yüzünden yani daha doğrusu dar görüşlü insanlar kendilerini değiştirememiş, geliştirememiş bazı insanlardan kaynaklı sizin de bu enerjinizi saklama ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Aslında hiç öyle şeyler yapmayın. Çünkü herkesin enerjisi, herkesin hayatı farklıdır. Siz burada birilerinin yönlendirmesiyle hareket etmek zorunda hiç değilsiniz. Tam tersine ışığınızı yakın yakabildiğiniz kadar aydınlatın etrafınızı ve iyiliklerinizin karşılığını görmek gibi durumlar var. Arkadaşlar bir olay var ve bu olayda bir takım bilmediğiniz şeyler var. Bu bilmediklerinize ermiş kartı diyor ki bilmediklerini bu dönemde öğrenebilirsin. Yeni yeni bilgiler öğrenebilirsin. Yeni yeni olaylar öğrenebilirsin. Ortada bir olay vardır. O olayın gerçek yüzünü işte yalan tarafını öğrenmek gibi durumlarınız var. Başta üzülmek gibi durumunuz da var. Yani ben Olayı böyle biliyordum, üzülmemiştim. Ama şimdi böyle öğrenince üzüldüm gibi bir takım düşüncelere girebilirsiniz. Burada sizin yaptığınız herhangi bir yanlış yok. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Karşı tarafın bir yanlış yapmasıyla zaten öğrendikleriniz karşısında üzülmek gibi durumlarınız görünüyor. E bazen de kendinizi çok suçlayıcı oluyorsunuz. O yüzden... E, şu kendinizi suçlamaktan, e, kendinizi haksızlık etmekten vazgeçin arkadaşlar. Diğer kartım adalet kartı, hakkınızın yendiği bazı konular var, bazı olaylar var ve siz burada hak adalet arayışları içinde olabilirsiniz, özellikle de bu dönemde tazminat olur, mahkeme olur, kendi kişisel haklarınız olur. Yani burada siz Sadece size ait olan şeyi istiyorsunuz. Aslında birinin malında, mülkünde ya da yaptığı şeylerde gözünüz yok. Tam tersine kendi hakkınızı arıyorsunuz. Bunu istiyorsunuz. Zamanında belki birilerine boyun eğmekten kaynaklı hakkınızı yemiş olabilirler. Onların tamamen yaptığı şeylerden kaynaklı. Siz de bu dönemde daha çok hakkınızı almak için bir takım uğraşlar verebileceğinizi gösteriyor. Bu terazinin kefesini eşitlemek için uğraşacağınızı gösteriyor. Adaleti sağlamak için de arkadaşlar kılıç kadar keskin. Şöyle de göstereyim ben kartımı. Kılıç kadar keskin bir takım kararlar verip de uygulanması gerektiğini gösteriyor. Diğer bir kartım kader çarkı. Çok kadersel bir dönemden geçeceksiniz. Yeni bir başlangıç, yeni bir dönüm noktası olarak söylemek istiyorum. Yani hayatınızda bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini de gösteriyor. Çünkü bu hayatı yaşayan sensin ve bu hayatı değiştirmek için uğraşanın da sen olman gerektiği konusunda aslında bizlere gösteriyor. Bakın bunu yapabilecek bir güce de sahipken ve dışarıdaki insanlar yüzünden tabii ki de kendi hayatınızı kendinize zehir etmeyin arkadaşlar. Etrafınızda evet yılan dilli Kötü karakterli insanlarda bulunmakta. İşte o yüzden iyi kötüye ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü iki yüzlü davranıyorlar maalesef. İşte bunları ayırt etmeniz gerekiyor. Ama çok kadersel bir dönemde yani yeni başlangıçlara açık olmanız bir takım istediklerinizi elde etmeniz açısından çok çok iyi olacağını söyleyebilirim. Diğer bir kartım Kılıç Beşlisi arkadaşlar. Birisinin ihanetiyle sevdiğiniz değer verdiğiniz bir insanın ihanetiyle şöyle sarsılmak gibi durumlarınız gösteriyor. Yani insanlara, o insana özellikle size sırtınızdan vurmaya çalışan insana karşı o kadar çok değer vermişsiniz ki, o kadar çok iyilik yapmışsınız ki bu insana karşı hani şu anda bütün sanki kozları. O kişinin eline vermiş gibi de görünüyorsunuz. İşte burada sizin bir yanlışınız var arkadaşlar. Ama e, o hatayı yapmak da sizin iyi niyetinizden kaynaklı çünkü yanlış yapmak karşı tarafın bir suçuydu Siz burada evet birilerine gerçekten üzülmek gibi durumlarınız var. Sonrasında da daha çok kendinize dönmek gibi yani kendinizi geliştirmek, kendinizi ilerletmek gibi bir takım durumlara girebilirsiniz. Zaten sonrasında da bir başarı durumunuz görünüyor arkadaşlar ve burada bir kutlama sevdiğiniz insanlarla yapacağınız iş işleri, başardığınız işleri kutlamak gibi bir takım durumlar görünüyor. İşte buradaki bereketlenmedir. Bir rızık kapısıdır. Rızkın geleceğini gösterir. Bu konuda zaten tereddüt etmeyin arkadaşlar. Kendinizi birilerine göstermek isteyebilirsiniz. İşte bak ben bunu yaptım. Ben şunu yaptım. Tek başıma kazandım. Ben yaptım gibi birilerine kendinizi göstermeye, ispatlamaya çalışıyor da olabilirsiniz. Aslında hakkınızdır biliyor musunuz? Yapın. Yapabildiklerinizi yapın ve bunu insanlara gösterin. Çünkü sizin bereketlenmeniz ani bir şekilde, hızlı bir şekilde olacağı benziyor. O yüzden de insanlara gösterin ki bak ben bunu tek başıma yaptım. Kimse destekçim olmadı diye. Şöyle diğer kartım arkadaşlar e, burada biraz içinize e, dönmek gibi durumlarınız var. İşte kırgınlıklarınızı tabii ki de birden üzerinizden atamazsınız. Ama çok da fazla içinize kapanmayın. Bir dinlenme dönemi olarak düşünebilirsiniz bu dönemi. Yani burada aslında e, yani savaş vermekten ayakta durmaktan ya da insanların yalanlarından, dolanlarından, işte ihanetlerinden sıkılmış, bunalmış ve insanlardan uzak durmak isteyen birisi olarak da görünüyorsunuz. Ve netlik istiyorsunuz. O netlik olmadığı takdirde de insanlardan otomatik olarak uzaklaşma eğimleriniz var. Karşınızdaki insan size net bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bir şeyi yapıyorsa yapıyorum, yapmıyorsa yapmıyorum. Yani kabul ediyorsa ediyorum, etmiyorsa etmiyorum. Arada kalmayacak, muallakta kalmayacak şekilde sizlere gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir kartım. Evet kupa ası. Bakın güzel bir haberin gelmesi durumu. Beklediğiniz bir haber olabilir. Hatta burada sevinçten gözyaşı dökeceğinizi söyleyebilirim. Doğru yolu bulmak, doğru yolda hareket etmek, doğru yola karar vermek ve o yola girmek. Tamamen doğru yola girmek durumlarınız var arkadaşlar. Ve özgürlük durumlarınız. Sanki işte bir müddet özgürlüğünüz elinizden alınmış da siz şu anda özgürlük arayışları içindeymişsiniz gibi görünüyor arkadaşlar ve gelecek olan sıkıntıyı def etmek gibi durumlarınız olabilir. Aynı zamanda zaten çok güzel müjdeli bir haberin gelmesi durumunu söylemiştim. Burada gerçekten sizin hayatınızı değiştirecek bir haberden bahsediyorum. Yaptığınız iyiliklerin de karşılığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bir niyetiniz varsa, bir dileğiniz varsa, bununla alakalı emek ve çaba sarf ediyorsanız, evet bunların da karşılığını alabileceğinizi aslında gösterir. Diğer bir kartım kılıç ikilisi. İşte bazı konularda gerçekten gözünüz çok kapalı ama hani insanların gerçek yüzünü ayırt etmekte zorlanabilirsiniz ama kendinizi de o dışarıdaki insanlar size zarar vermesin diye kılıçlarla koruyorsunuz bir takım korkular, kaygılar, işte endişeler geliştirmişsiniz kendinize göre ama bunların aslında aslı yok yani bazı sırlarınızın belki de ortaya çıkıp da e, böyle çıkmasından endişe duyabilirsiniz ama şu anda gerçekten öyle bir durumunuz yok o yüzden rahat olmanızda fayda var arkadaşlar zaten e, fincanızı kendinizi korumanız gerektiği işte koruma çalışmalarını yapın yani çok isterim kesinlikle tavsiye ediyorum çok da faydasını göreceksiniz arkadaşlar o koruma çalışmaları Yapın özellikle söylüyorum. Zaten kendinizi de bilmediğiniz kötülüklere karşı da şöyle bir gardınızı alıp savunmaya geçmiş gibi de görünüyorsunuz. Çok fazla bekletmeden hemen diğer kartlarıma bir bakmak istiyorum. Evet, bakın yönünüzü belirlemeniz gerekiyor. Kendi yönünüzü kendiniz belirlemeniz. Pusula kartı çok da güzel geldi şu anda arkadaşlar kendi yönünüzü kendiniz belirleyin birilerinin sizin yönünüzü belirlemesine izin vermeyin kendiniz arayın kendiniz araştırın kendiniz isteyin birilerinin hayallerini siz gerçekleştirmek zorunda hiç değilsiniz e, birilerinin yaptığı şeylerin sonuçlarına siz katlanmak zorunda hiç değilsiniz doğru yolu bulduğunuz bir zamanda olacağınızı gösteriyor muhtemelen zaten yeni bir yıl ee, yeni bir başlangıç diyorum ya her zaman. Bu dönem sizler için gayet de güzel bir zaman dilimi olacağına benziyor. Diğer bir kartıma bakalım. Bavul kartı. Bir yolculuklar var arkadaşlar. Ya da e, bulunduğunuz yerde huzursuz olabilirsiniz. Bundan kaynaklı buradan bulunduğunuz yerden uzaklaşmak gibi durumlarınız olabilir. Her eşyeni alıp, hadi ben gidiyorum deyip de e, uzaklaşma ihtiyacınız var yani kendinizi aslında bir yerde toparlamaya ihtiyacınız var birileri sizin hayatınızı dağıtıyor buna izin vermiş oluyorsunuz bunu da söylemek istiyorum e, yani birilerinin sizin hayatınızı dağıtmasına sizi yönlendirmesine sizi karıştırmalarına izin vermeyin ya bu şekilde zaten e, gerçekten çok fazla ilerleyemezsiniz kendi hayatınızın direksiyonuna kendi hayatınızın yönlendirmesini sizin yapmanız gerektiği konusunda da çok güzel bir kartım geldi. Diğer bir kartım evet köklü ilişkiler yaşayacağınız bir zaman, özellikle bekar arkadaşlar için söylemek istiyorum. Bu dönemde yeni bir başlangıç yapıp da köklü bir ilişki yaşayabilirsiniz, sağlam bir ilişki yaşayacağınızı gösteriyor çünkü. Bundan ziyade aile olabilir, iş olabilir ya da işte sosyal ortamlarda olabilir. Bir takım e, elemeler yapmanız gerektiğini zaten söylemiştim ama yapacaksınız da zaten. İyiyi kötüyü ayırt edip de işte seninle yoluma devam edeceğim, seninle görüşmeyeceğim gibi kararlar alınması ve yoluna devam ettiklerinle görüştüğün insanlarla da köklü sağlam ilişkiler kurmak gibi bir takım durumlarınız var. Aile konuları çok fazla gündeme gelebilir. Aileyle daha çok zaman geçirmek gibi durumlarınız olabilir bu dönemde. Aile bağlarının güçlenmesi, kuvvetlenmesi gibi bir durumunuz görünüyor. Diğer bir kartım, evet enerjisel olarak kendinizi bu dönemde çok fazla e, böyle yükseklerde bulabilirsiniz. Yani ben bu kadar enerjik değildim, nasıl böyle oldum diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınızla herhangi bir tartışma değil bu. E, yani hep bir uyum içinde aileyle, iş yerinde, eğitim hayatında hep bir uyum içinde olmak gibi durumlarınızı gösteriyor arkadaşlar. Çok dengeli davranacaksınız açıkçası çok profesyonelce davranacağınız özellikle insan ilişkilerinde çok fazla profesyonel bir şekilde davranacağınız bir zaman dilimi olarak söyleyebilirim ve bu konuda maşallahınız var kesinlikle de bu şekilde yapın Diğer bir kartım, bakın çok iyisiniz, çok temizsiniz gerçekten. Hani bazen e, çok fazla iyi niyetiniz, çok fazla saflık dereceniz bulunuyor ve arkadaşlar o niyetiniz, e, iyi niyetiniz bazı insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Şöyle yanlış anlaşılıyor, işte ben bunu kullanabilirim, ben bunu yönlendirebilirim gibi. İşte o yüzden. Hani iyi niyetinizi tamam insanlara gösterin ama bazen de gerektiği yerde o sert olan tarafınızda insanlara gösterirseniz insanlara biraz haddini bildirirsiniz arkadaşlar. Şöyle diğer kartımıza bir bakalım. Evet etkileşim kartı. Çok süslenmek ya bayanlarda güzellik olarak söyleyeceğim. Erkeklerde yakışıklılık olarak. Yani daha fazla böyle hmm, cazibeli, çekici olmak isteyeceksiniz. Yani burada yoğun duygularınız daha çok açığa çıkacağını da gösteriyor. Aşk sevgi arayışlarınız da var. E, ve kesinlikle zaten hep bir boşluklardan kaynaklı olarak arayışlar içine gireceğinizi gösteriyor. İşte o boşluk duygularını yanlış insanlarla doldurmayın arkadaşlar. Böyle diğer kartıma hemen bir bakmak istiyorum. Enerjinizin hat safhalara kadar çıkacağı bir zaman dilimi. Evet yükselecek bir enerjiniz var. Lütfen bu enerjinizi güzel değerlendirin. İş varsa işinize, eğitim varsa eğitiminize. Gerçekten mükemmel bir enerjinin olacağınızı gösteriyor ve artık hani beklemekten ziyade eyleme geçebileceğiniz bir zaman dilimi olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Beklemek yok artık icraat var demektir. ve son kartımı şöyle almak istiyorum. Bakın birileri sizde iz bırakmış. Siz de aynı şekilde birilerinde iz bırakmışsınız. Ve bu izler silinmiyor. Silineceğe de benzemiyor açıkçası. Ve e, uzun süreli düşündüğünüz bir takım olaylar ya da bir takım kişiler var. İşte sizde iz bırakan kişilerden bahsediyorum. Yani burada bazı şeyleri unutabilirsiniz. Eğer sizi kötü etkilediğini düşünüyorsanız zaten unutun iyi etkilediğini düşünüyorsanız da Tabii ki de onu daha da çok güçlendirebilirsiniz hemen diğer kartlarıma da geçmek istiyorum arkadaşlar bakın araba kartı bir yola gitme durumunu zaten söylemiştim açıkçası ama buradaki araba kartı Arkadaşlar böyle bir tatil ihtiyacınız var bunu gerçekleştirebilirsiniz Tatile ihtiyacınız gerçekten var. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Çünkü yorgunluğunuz da var. Yani diğer kartlarımdan yola çıkarak bunu söyleyeceğim. Ya yorulmuşsunuz. Biraz daha dinlenmeye gerçekten ihtiyacınız var. Mola vermeye ihtiyacınız var. Bir de arkadaşlar hayat araba gibi düşünün. Hayatınızı e, o direksiyon hayatınızı araba olarak düşünün o arabanın direksiyonunda sizin olmanız gerektiğini de gösteriyor. Hayatınızı yönlendirecek ne yol ne tarafa ya da hangi yola gireceğinize sizin karar vermeniz gerektiğini artık zamanı geldiğini de gösteriyor. Şöyle diğer bir kartım aşk kartı. İşte yeni başlangıçlar için çok güzel bir kart olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Zaten az önce de enerji olarak yükseleceğinizi söylemiştim. Yay burçları eğer ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye hazır olun arkadaşlar. Kalbinizi birinin ele geçirmesi gibi bir durum var. Yaşadığınız duyguların gerçek olması uzun vadeli bir ilişkiye başlamak gibi durumlar olduğunu gösteriyor. Az önce fincanınızda e, ilişki ve evlilik evli olan arkadaşlar için işte ilişkide dengesizlik yani sevgide bir dengesizlik olduğundan bahsetmiştim. Bir seviyorsunuz bir sevmiyorsunuz yani bir dengelisiniz bir dengesiz görünüyorsunuz. Bu dengeyi oturtturmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet her zaman dört dörtlük olunmaz çok da iyi olunmaz. Ama e, ile evliliğinizde ya da ilişkinizde o dengeyi oturtturmanızın zamanı gelmiş. Ve bu ara özellikle güzel duygular yaşayacaksınız birlikteliğinizde. Evet acı çekmek de hemen geldi zaten. Evet kırıcı bir takım olaylar olabilir. Kalbinizin acıdığını hissedebilirsiniz. Hak etmediğiniz şeyleri yaşıyor hissiyatı içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi de hak edeceksiniz diye bir şey yok. Bazen karşınızdaki insanın yaptığı yanlışlardan ya da onun karaktersizliğinden kaynaklı olarak da sizin acı çekmek gibi durumlarınız görünüyor ve ortada bir konu var. Bu konuyu çözemeyeceğinizi, çözemediğinizi düşünüyorsunuz ama şöyle bir adım geri atmanızı istiyorum. Çünkü o sorunu gözünüzde çok fazla büyütmüşsünüz. Yoksa çözülmeyecek bir sorun değilmiş. Zeytin dalı arkadaşlar bakın birisi küs olduğunuz konuşmak istemediğiniz birisiyle şöyle bir size karşı zeytin dalı uzatabilir birisi barışmak isteyecek sizinle yeni bir başlangıç yapabilirsiniz bu kişiyle hani eski dosttan düşman olmaz misali birisiyle ortak bir yol bulabilirsiniz ve arkadaşlar sevgi saygı gibi durumları bu dönemde bolca gibi duyguları bolca duyabilirsiniz Diğer bir kartım bakın bir gözyaşı dökme durumu ama burada kalpten dökülen bir gözyaşından bahsediyor. Çünkü birisinin kalbinizi kırmasından kaynaklı olduğunu gösteriyor. Peki bu kalp kırıklığı neyden kaynaklı? Çok fazla değer vermenizden kaynaklı arkadaşlar. Hak etmeyen insanlara hani şey diyorlar ya 3 kuruşluk insanlara 5 kuruşluk değer verirsen e, iki kuruşla seni harcar diye o kadar hak veriyorsun ki ona sizin tamamen şu anki durumunuz bu değmeyecek insanlara çok fazla değer veriyorsunuz ve bunlardan kaynaklı da yarın üzülen siz olacağınızı da aslında gösteriyor diğer bir kartım evet ev kartı evet hane ile alakalı uğraşlarınız olacağını söylemiştim aile ile alakalı bir takım uğraşlar içine gireceksiniz arkadaşlar ve bunlardan da hani gocunmayacaksınız sizlere yük olarak gelmeyecek merak etmeyin çünkü isteyerek severek yapacağınız bir e, işler olduğunu da gösteriyor ev almak gibi durumlarınız da olabilir ve doğru zamanlamada olabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar bekar olan arkadaşlar da ben bu ev kartını şöyle yorumlamayı tercih ediyorum bekar arkadaşlar için böyle bir yuva kurma isteğiniz çoğalacak sevdiğiniz bir insan varsa ki hele hele ya şununla da aynı evde olsaydım şununla da aynı çatı altında olsaydım ne kadar güzel olurdu gibi düşünceleriniz olacak ve bir yuva kurma hayali bir evlilik hayali gibi düşüncelerinizin olması durumlarını gösteriyor Diğer bir kartımıza da hemen bir bakalım. Anahtar kartı. Evin anahtarını aldınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok da güzel. Niye? Çünkü zaten fincamızda da çıkmıştı. O yüzden çok beğendim. Ev ve anahtar kartı. Eğer zaten ev almak gibi düşünceleriniz varsa alabileceğinizi gösterir arkadaşlar. Bir sorunun çözümünü arar vaziyetteyseniz o sorunun çözümünü artık bulacağınızda gösterir. Ee, yeni bir nasip, yeni bir başlangıç, yeni bir anahtar sahibi olma, kendinizi geliştirdiğiniz bir konuda ilerlemek olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle diğer kartıma da bakmak istiyorum. Son kartım olacak süpürge kartı. Şimdi beni takip eden arkadaşlar bilirler, ben bu süpürge kartını çok çok severim ve her zaman da şöyle ayrıntılı bir şekilde ele almak isterim. Neden? Çünkü arkadaşlar hayatınızda e, gereksiz olan ne varsa insan olarak eşya olarak her ne varsa şöyle bir hayatınızda süpürgeyle temizlik yapıp o gereksiz olan insanlarla şöyle bir temizlik yapmanız gerektiğini gösteriyor. Hayatınızı bir temizleyin, şöyle tozunu, kirini, pasını bir atın arkadaşlar. Bakın ne kadar rahatlık olacak. Köklü bir temizlik yapılması gerekiyor. Size zarar verdiğini, size göre yanlış yaptığını, hata yaptığını, size göre gereksiz olan bazı insanları hayatınızdan çıkartın, bazı olayları çıkartın, o durumları çıkartın kendinize arınmış bir şekilde bulacaksınız. Özellikle bunun için çok güzel bir zamanlama. Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü tam yılbaşı zamanı işte böyle insan ilişkilerinizi temizlerseniz yeni bir yıla süper bir e, enerjiyle gireceğinizi söyleyebilirim. Yay burçları Evet arkadaşlar, açılımdaki pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Evet, Yay burçları, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru-cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz. Çok da güzel geçiyor. O yüzden hepinizin katılımını beklerim arkadaşlar. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, emeğiniz, güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.